Atina'daki Ulusal Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Dipilon vazosunu inceliyoruz. Bu vazoya dipilon vazosu denmesinin sebebi, Atina'da daha sonraları dipilon kapısı ve mezarlı olarak adlandırılacak olan yerin yakınında bulunmuş olması. Bu vazo aslında büyük boyutta seramik bir kaptır. Bu kaplara amfora da denmektedir. Bir insan boyundadır ve antik dönemde mezar taşı olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 160 cm yüksekliğindedir neredeyse benimle aynı boyda. Erken geometrik dönemde bu tip vazoların üzerinde figürlü resimler görülmez. Burada ise yerel sahneler resimlenmiş. Figürlü sahnelerin resimlenmesi geç geometrik dönemde gittikçe daha fazla görülür. Birazdan göreceğimiz gibi geometrik ismi bu tarz vazolar için oldukça bariz bir isimdir. Şimdi vazoya yakından bir bakalım. Yukarıdan aşağıya tüm yüzeyler keskin hatlı geometrik motiflerle süslenmiş. Burada menderesler, dama motifleri, üçgenler görüyorum. Bu vazonun yapıldığı dönemde süslenecek yüzeyde hiç boşluk bırakmak istemeyen bir anlayış vardı. Vazonun bazı yerlerinde siyah şeritlerin döndüğünü görüyoruz. Vazonun alt kısmında, boyun kısmında ve ağız kısmında. Yani vazoyu kendi içinde bölümlemek için bu siyah şeritler kullanılmış. Ama buradaki en ilginç şey hayvan hatta insan figürlerinin kullanılmış olması. Biraz önce de belirttiğim gibi bu özellik sadece geç geometrik dönemde görülür. Vazonun boyun kısmında otlayan bir geyik dizisi görüyoruz. Daha aşağıda ise bir keçi ya da ceylanlar dizisi var. Bazı araştırmacılar bunları geyik olarak yorumlamış. Bunlar da yatar ya da oturur şekilde resmedilmiş. Dikkat ederseniz geyik ve keçi dizilerinde temelde birer ana motif var. Bu temel motif arka arkaya dizilerek bir şerit oluşturulmuş ve vazonun figürsüz alanlarında bile tekrar ettirilmiş. Ayrıca hayvanların bedenleri geometrik şekillere indirgenmiş, yani sadeleştirilmiş. Bir şeritteki hayvan motifine bakıldığında aynı motifin arka arkaya takip ettiği görülebilir. Öyle ki artık bunların hayvan figürleri olduğu ayırt edilemiyor. Çünkü vazonun bir parçası haline gelmişler. Bir de ana gövdede vazonun omuz kısmının neredeyse en uç noktasında kulpların gövdeye birleştiği yerde ölü bir kadın bedeninin iki yanında yas tutan figürler görüyoruz. Bu figürün bir kadın olduğunu anlıyoruz çünkü üzerinde etek var. Farklı cinsiyetteki insanlar bu şekilde ayırt edilirmiş. Kadın o dönem ölülerin yatırıldığı bir yere yatırılmış ve üzerinde bir kefen var. Saçlarını çekiştiren figürleri görüyor musunuz? Bu yas tutmanın bir simgesidir. Bazı araştırmacılar figürlerin arasında düşey şekilde yer alan küçük M şeklindeki desenlerin de gözyaşları olduğu yorumunda bulunmuşlar. Bazoyu resimleyen sanatçı yüzeyde boş alan kalmasın diye nasıl da uğraşmış. Şu küçük M şeklindeki desenlerin arasına bile küçük yıldızlar eklemiş. Sırf yüzeydeki boşlukları doldurmak için. Ölü kadının hemen altında gördüklerimiz de muhtemelen kadının ailesi. Daha büyük olan figürler dizlerinin üzerine çökmüş ve daha küçük olan figürler belki de çocukları temsil ediyor. Figürlerin gövdeleri ters döndürülmüş üçgenler şeklinde çizilmiş. Bacakları ise eşkenar dörtgen şeklinde. Her şey çok sadeleştirilmiş. Bu arada dikkat ederseniz tüm figürler siyah renkli silüetler şeklinde resmedilmiş. Antik Yunan'da sanatçıların kırmızı zemin üzerine siyah figürleri elde etmek için kendilerine özgü bir fırınlama yöntemleri vardı. Seramik kapların üzerinde bugün bildiğimiz anlamda sırt tabakası yoktu. Bunun yerine sulandırılmış seramik çamuru kullanılıyordu. Bu sulandırılmış çamur çok küçük kil taneciklerinden oluşuyordu ve kapların yüzeylerindeki resimler bununla yapılıyordu. Aslında bu oldukça zor bir tekniktir. Çünkü bu çamurla yüzey ilk boyandığında yani fırınlanmadan önce çamur henüz ıslakken Kabın yapıldığı çamurla aynı renkte oluyordu. Asıl bundan sonraki adım çok önemliydi. Resimlenen kaplar sıcaklığı yaklaşık 900 derece olan bir seramik fırınında fırınlanıyordu. Fırınlama işlemi fırının içindeki tüm oksijen çekilerek yapılıyordu ve bu işlem bütün vazonun siyah renge dönüşmesine sebep oluyordu. Bundan sonra fırının yavaşça soğuması bekleniyordu ve oksijenin tekrar fırının içine dolmasına izin veriliyordu. Bu işlemlerin sonucunda olan şuydu. Vazonun boyanmayan kısımları seramik çamurunun kendi sıcak kırmızı rengini alıyordu. Ve sadece boyanmış olan alanlar siyah renkli kalıyordu. Henüz termometrin icat edilmediği antik dönemde bu işlemleri kontrol etmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edersiniz. Bu gerçekten de Yunanlı çömlek ustalarının maharetlerinin müthiş bir göstergesi. Ayrıca bu vazoyu oluşturan her parça Önce tek tek şekillendirilerek imal ediliyordu. Daha sonra vazoyu oluşturan bu parçaların ek yerlerinin belli olmayacak şekilde bir araya getirilmesi gerekiyordu. Bu vazo, Geç Geometrik dönem seramik çömlekçiliğinin mükemmel bir örneği